Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine neden bu kadar like aldığını bilmediğimiz ve hala çözmeye çalıştığımız kadro paket yorumlama, gizem yorumlama ve inanılmaz seriye hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz ve ben tam 19 gündür atmamışım. Siz 3400 like atmışsınız. Ben nasıl 19 gün boyunca atmam? Arkadaşlar oyunda o kadar etkinlik geldi, yükseltme yaptık, süper güce başladık filan. Gerçekten zaman olmadı. Demek ki aralık bulamadık. Ama 19 günün sonunda bu bölüm geliyor. Like'larınızı yardırmaya devam edin. Biliyorum seviyorsunuz milletin neler yapmış, ne kadar geliştiğini seviyorsunuz ama 19 gün ara vermek gerçekten işleri çok daha güzelleştirir. Çünkü tam 19 günlük malzeme çıkacak şu anda. 19 günlük yükseltme, 19 gün içinde yaşanılmış gizemli olaylar, inanılmaz olaylar gerçekten. Ve arkadaşlar like'ınızı attıysanız 3400 beğeniyi geçer miyiz bu bölüm? Hadi 3500 yapalım be. Hadi bak, gerçekten inanmıyordum hiçbir zaman ama bence bu bölüm yaparız. Ve aynı zamanda eğer FIFA Mobile oynuyorsan abone olmayı kesinlikle unutma kankam. Çünkü bu kanal senin için var. Oynamıyorsan da eğer videomu beğeniyorsan abone olabilirsin bence. Güzel, eğer izlemek istiyorsan, ama oynayan herkes abone olsun. Çünkü senin için bir kanal bu ya. Ben senin için bu kanalı kurdum ve senin için bu kanala video çekiyorum. Her neyse, oynuyorsan abone ol bak. Kesin ol. Lütfen. Evet arkadaşlar, öncelikle benim kadromda ufak tefek yorumlama yapmam lazım ama bu kadroda yapmayacağım. Çünkü bu kadro karşı atak kadrosu zaten, ama teke tek kadromu düzenledim ve bu hale getirdim. Bu takımla 1 milyon kupadan 1 milyon 100 bin kupaya kadar hiç yenilmeden gelebildim. Yani hiç bir kere bile yenilmeden. 1 milyondan tamam, kolay, birazcık rahat rakipler geldi. Arada bir 130-120 geldi ama genelde 100-110 arasıydı. Ama çok rahat yendik ve hiç yenilmedim. Hani böyle bir şey olur, şanssızlık olur, yenilirsin falan. Gerçekten kadro süper. 5-2-1-2 dizilişi teke teke mükemmel uyumlu bir diziliş. Haberiniz olsun bu arada. Sol orta sahada Mane müthiş iş yapıyor. Sağ orta sahada Di Maria. Ve benim kadroyu da bu arada önerilerinizi bekliyorum. Lewandowski gerçekten felaket bir şey. Beckham frikikten yardırıyor. Goretzka müthiş. Gerçekten yani müthiş. Tam bir takım oyuncusu Goretzka. Firmino'nun da pasları falan olsun. Gerçekten güzel. Bazen iyi işler yapıyor. Donnarumma yargıda attı. Bugünün en iyisi Baresi'ydi ama. Gerçekten Baresi. Mane ve Donnarumma'yı inanılmaz beğendim. Donnarumma sol orta saha ve sol kanattaki haline bin basıyor sol kanat bekle. İnanılmaz. Gerçekten maksimum performans sergiliyor. Benim kadromun yorumlaması bu şekildeydi arkadaşlar. Haydi o zaman bakalım millet neler yapmış. Hep beraber onu da görelim. Like'ları unutmayalım. Abone de olmayı unutmayalım. Haydi o zaman hemen kadro paketlerimize geçelim. Bu arada arkadaşlar, bana bu kadro ve paketler Discord sunucumuz üzerinden geliyor. Ve Discord sunucumuzda açıklamada linki var. Buraya gelebilirsiniz bir sonraki kadro paket yorumlamaya katılmak için. Ve Nimo TV'de canlı yayında kadro paket yorumlamayı yapıyoruz. Discord'da sohbet odamız var. Canlı yayın duyuruları, video duyuruları, her şey var. Yani bayağı burada bir sürü oda da var. Haberiniz olsun yani, gelebilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur herhalde, hepiniz varsınızdır. Olmayanlar da isterse gelsin. Her neyse arkadaşlar, o zaman ilk olarak Osan'ın kadrosuyla başlıyoruz. 4-3-3 atak geçeceğim. Sağ kanat Diatta, MOO, Mesut, Sabek, Lara gelecek. Mesut, MOO gelecek. 4-3-3 atağa geçeceksin. Goretzka'yı çıkaracaksın yani. Yani Mesut Goretzka'dan iyi mi? Önce birazcık Mesut'u aldıktan sonra bence dene. Buraya kesin karar verme bence. Rooney takımdan çıkacak. Öneri var mı abi? Rooney takımdan çıkacak. Rooney mi Hunteler mi daha iyi? Sen karar ver. Ben Rooney'i denerim. İyiydi galiba. Kartı da fena değildi. Hunteler daha iyiyse Rooney takımdan çıkabilir bence. Mantıklı. 35 milyon coin çekmeyi düşünüyorum ama istersen şöyle yap. Goretzka da takımda kalsın. Mesut da takımda kalsın. Bir tane teke tek hesabı aç. Teke tek kadrosu aç istersen. Ve Mesut'u MO pozisyonunda falan bir dizilişle oynatabilirsin. Haberin olsun. Beşli defansı bir teke tek kadronuz hepinizin olsun. 5-2-1-2 dizilişine uygun. Herkes tamamen pozisyonda oynamak zorunda değil bu arada. Haberiniz olsun. Kesinlikle olabilir. Sabek Lala demişsiniz. Evet, çok beğenen var Lala'yı bu arada. Olabilir. 35 milyon coins çekmeyi düşünüyorum. Karanlık yere basar mısın? Bastık. Like atıp abone olmayı unutmayalım demiş. Evet, biz bunu çözmüştük aslında. Bu seriye neden bu kadar like geldiğini çözemiyorum demiştim ya arkadaşlar. Bunu aslında çözmüştük. Çünkü like atıp abone olmayı siz de istiyorsunuz. Yani bütün izleyiciler de bunu istiyor. Hala da istemeye devam ediyorlar galiba. Ve görmüş olduğunuz gibi de kadro bu şekilde bayağı da güzel duruyor. Şimdi sırada Ömer Özkorkmaz'ın kadrosu var. Abi öncelikle videoyu selamlar. Herkes kanala abone olup video like atmayı unutmasın demiş. Arkadaşlar kısaca herkes, bütün izleyen herkes abone olup like atmanızı istiyor. O yüzden hemen like'larınızı alırım. Tüm yazıyı okur musun demiş. Kardeşim tüm yazıyı okuyamayacağım. Zaten burayı bir türlü geçemedik. Burada görmüş olduğunuz gibi sağ beke istersen Lale'yi alabilirsin ama şimdilik oyunda zaten çok fazla sağ bek yok. Sol kanatta da değiştirmeyi düşünmüşsün. Sol kanatta da çok fazla oyuncu yok. Sağ stopere de Davinson Sanchez yerine Delikt alabilirsin. Onun için zaten birazcık coins biriktirmen gerekiyor. Şimdilik onları bekle. Bellerabi'nin de güzel özellikleri var. Özellikle sprint hızı falan bayağı iyi olduğu için işine yarar. Martial yerine kesinlikle bir oyuncu al. Hangi santraforu seviyorsan onun Totti kartını falan alabilirsin yani. Ronaldo Totti alabilirsin. Direkt kafayı bir çakıyor. Direkt gol abi. Sanson, De Bruyne, Beckham da güzel ama Sanson oyunun en iyi MO'su falan diyemem. Bayağı ucuzdu ama iyi yapmışsın yani almakla. De Bruyne'ü de ileride değiştirirsin. Şimdilik önerilerim bu kadar kardeşim. Kadronu da bayağı beğendim.
Kaleye 95 Toti Neuer alacağım. Bence 95 Toti Neuer alma. Sebebini de söyleyeceğim. 93 Maignan al. 92 mi? 93 galiba. Maignan alırsan daha mantıklı. Yani kalede Maignan'dan sonra da Handanovic çok beğeniliyor. Sonra da zaten Donnarumma var ama bence Toti Neuer yerine full Toti kadron ama bence kaleye yani Handanovic ya da Maignan, Ederson da fena değil ama Maignan'a geçebilirsin Ederson'dan. Toti Neuer çok da iyi bir kaleci değil oyunda. Çok iyi değil, haberin olsun. Sol bek 91 Robertson, Davis 93 Toti düşünüyorum. Önerin var mı? 93 Toti Davis alabilirsin ama eşlik ol çok kötü değilse şu anlık kalsın. Hatta 5'li defansı bir teke tek kadrosu da oluştur. Herkes öneriyorum bunu. 5-2-1-2'li bir teke tek kadrosu oluşturun arkadaşlar. Gerçekten oynayanlar için bayağı işe yarar. Zaten sol kanat sağ kanat oyunda bulunmadığı için çok fazla şu anlık en iyilerini kullanıyorsun. Santrafor hattın da çok güzel. Birisi kafa vurabiliyor. Birisi çok hızlı. Yani bayağı iyi bir kadro kurmuşsun kardeşim. Bayağı beğendim. Robert Lewandowski abi, defansa Koeman gelecek. M.O.O. var. M.O. Bruno Gimares. Gullit gelene kadar bu arada Gimares gerçekten fizik üstünlüğü. Özellikle teke tekle rakibime geldiği zaman hani benim Lewandowski'ye bile fizik üstünlüğü sağlayabildiği oldu. Ve kalede de Handanovic kullanıyor arkadaşlar bu arada, görmüş olduğunuz gibi. Yani Gimareş alabilirsin, Gullit gelene kadar da güzel olur. Gullit'i tam MO'ya almak bence biraz şey ya, biraz fantezi yap abi. Stoperi al, sağ kanatı al, santrafor al, bence daha güzel olur Gullit. İnşallah ben de 3 hafta içinde Gullit'i de alacağım. Sol kanat, sağ kanat ve bekler için yeni etkinlikleri bekliyorum. Evet, çünkü oyuncu yok. Ama sağ kanatta Rooney yerine Cengiz kullanman daha mantıklı olabilir. Ama Rooney beleş olduğu için olabilir. Evet, yeni etkinlikleri beklemen daha mantıklı. Gimareş falan da gelirse güzel olacak. MOO Avar. Emin sen al bence ama birazcık özelliklerine de bak. Eğer video çekerse çıkarsa abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha demiş. Çıktı kardeşim. O zaman unutmayın arkadaşlar. Selam Koray abi. Bu etkinlikte 98'ler çok ucuz. Pahalı olan kartı alıp satacağım. Yazdığı her şeyi okudum arkadaşlar. Yine destan yazan bir kardeşimiz var. Ve anladım arkadaşlar. 4-3-3 düz geçip Sanson alayım mı demiş. Dybala gol atıyorsa ama almasına gerek yok. Lewandowski'den de memnunsa kalabilir. Sol kanat sağ kanat zaten dediğim gibi çok çok fazla öneri yok ki. Messi'nin o kartı fena değildi. Ben daha önceden kullandım. Blank zaten iyi. Kodi falan ama defans attım birazcık düşük kalmış. Sen orta sahayı forveti falan bırak şu an, iyi onlar. Sakin kal. Defansı bir an önce hallet. Kalede de Şezni kullanıyorsun. Şezni'den gelen coins'le istersen bir Maignan falan alıp sağ bekini, sol bekini ve stoperlerini biraz daha yükselt. Özellikle stoper Kodi artık senin seviyeni aşıyor. Daha yüksek bir sol bek, stoper, sol stoper alman gerekiyor. Onu da söyleyeyim kardeşim. Hemen devam edelim. Erling Haaland'ın kadrosu. Selam, bu etkinlikten 96 Odegaard ve 97 Sanson alacağım. Gayet güzel. Pazarda 98 Donnarumma var. Ondan coins gelecek herhalde. 9 milyon gelecek. Etkinlik sonu 12 milyon olacak. Önerim var mı? Ha bu arada herkes like istiyor. Ben de abone istiyorum. Bunu okuyup abone olmayan var mı? Demiş kardeşim. Koy abi, senin keşfetmediğin bir kaleci var. Handanovic çok iyi kaleci. Evet, birazdan tek chatte söylüyorlar dedim. Ben keşfetmedim Handanovic'e henüz ama herkes çok iyi olduğunu söylüyor. Yani isterseniz deneyin arkadaşlar ama bu kadar söyleniyorsa Handanovic'de vardır bir şeyler. Kesinlikle Handanovic'i de kullanabilirsiniz. Özellik olarak da yani kadronun özellikleri genel olarak baktığımızda da mantıklı oyuncular kullanılmış. Defans hattında fena değil. Zanettin'in de 91'lik hali var. Birazcık normal etkinlik ikonu veya prime ikon kartlara göre birazcık düşük olabilir ama yine de işini görüyordur diye düşünüyorum. Ama etkinlik ikonu olmayan veya prime ikon olmayan kartları çok çok uzun süre değerlendirmek ki 122'ken bir kadron var. Ve 98 Martial de bence iyi bir oyuncu değil. Onu da değiştirebilirsin. Ama öncelikle sol stoper ve sağ bekinle değiştirmeye başla. Sonrasında da 98 Martial'i de değiştirebilirsin. Ben genel olarak kadronu bayağı beğendim. Abi kadroma Coutinho gelecek. Önerilerini bekliyorum. Teo Mük. Abi Teo Hernandez'i ben de özledim bu arada. Roberto Carlos'tan beri yok Teo Hernandez. Barnes'ı hayvansı Mbappe. Barnes hayvansıymış. Mbappe adamın dibi, Koray Yıldırım kral. Eyvallah kardeşim. Mbappe adamın dibiymiş. Barnes hayvansıymış. Lingard'la ilgili de keşke bir şey yazsa. Hani merak ediyordum. Bu arada az önce chatten baktım. Yani buradaki herkes Handanovic kullanıyor ben öneri vermediğim için. Chatten baktım. Chat'e biri Handanovic o kadar iyi değil ya demişti. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu Koeman'ı herkes kullanıyor ama Koeman'ın ofansif özellikleri çok iyi olduğu için totalde yüksek. Hani FIFA Renders'dan bakıp totalde yüksek görüp de eğer Koeman'ı kullandıysanız hata yapmışsınızdır. Çünkü Koeman'ın sadece defansif özellikleri değil, Koeman forvete koysanız da gol filan atabilecek bir adam. Gerçekten inanılmaz ofansif özelliklere sahip. Alaba da öyle. Yani full ofansif bir kadro aslında. Teo Hernandez de ofansif. Cuadrado da ofansif. Yani defansif bekler de değil. Stoperler de ofansif. Beckham da ofansif. Gerçekten hani normal defans özellikleri ofansif özelliklerine göre daha düşük. Solorta Savorta da ofansif oyuncular. Full ofansif bir kadro. Yani direkt ofansif koy kadronun adını, daha iyi olur. Coutinho da ofansif geliyor. Yani gerçekten beğendim ama tek yedekte ne yapıyor? Bunları çok merak ediyorum. Yani inanılmaz ofansif bir kadro var. Yani genel olarak beğendim kadroyu. Yapacakların da mantıklı. İstiyorsan tabii ki kesinlikle yap. Ama bir an önce değil. Çok hızlı alamazsın büyük bir ihtimal ama bu kadroyu Sadio Mane'ye bayağı yakışır. Yani 5'li defansında sağ kanat bekinde Cengiz, sol kanat bekinde Mane bayağı iyi durur. Çünkü sol kanat bekte Mane gerçekten mükemmel oynuyor. Zamanında 10K'ya aldığım adam demiş. 70'lik adamı 259 bin coins'e satmış abi. Megiki. Ya şaka mı bu abi? Gerçekten inanılmaz. 70'lik adamı 259 bin coins'e satmış. Kadro yorumlama geldiği anda yani herkes bu anda bayağı coins kasmıştır.
Yayına ve videoya selam, like atıp abone olmayı unutmayalım. Abi Icardi çöp, santrafor öneri. Mahrez kötü ama sevdiğim için kullanıyorum demiş. Mahrez'i biraz daha değiştir yani artık yavaş yavaş. Şey al, Cengiz al. Mahrez'den de daha ucuz, pahalı Cengiz. Daha ucuzdur da belki Mahrez'den. Icardi'nin çöp olduğunu biliyorum kardeşim. Tahmin edebiliyorum yani. Bana herkes Icardi önermişti zamanında. Benim kullandığım santraforlar var. Totti, Ronaldo alabilirsin 96'lık. Ronaldo'yu da seviyorsundur diye düşünüyorum. Ronaldo'yu kullan. Kaka Beckham ikilisi orada çok güzel duruyor. Koeman, Blanc ikilisi güzel ama işte Koeman dediğim gibi ofansif özellikleriyle ön planda ama yine kartı güzel. Ama sliding tackle ve ayakta müdahalesi, yani kayarak müdahale ve ayakta müdahalesi o kadar efsanevi değil yani. Ama santrafora gelsin, top ayağına gelsin, tak gol. Ama öyle bir pozisyon da gelmiyor yani maalesef. Mane'yi 100 yapmışsın, bayağı iyi olmuş. Hayırlı olsun kardeşim. Kadroyu beğendim genel olarak ve FB kadroya benziyor. Fenerbahçe kadrosuna mı benziyor? Nasıl FB kadroya benziyor abi? Fenerbahçe kadrosuna falan benzemiyor. He, forveti kötü herhalde. Orta sahası iyi. Defansında Roberto Carlos var. Kalecisi iyi. Herhalde ondan dolayı dedin ama he, Kaka. Bak Kaka, Mesut Özil, Dybala, Pelkas. Sorsa da Mane, Perotti herhalde. Mahrez, Ferdi. Bilmiyorum, herhalde öyle kurmuş yani, anlamadım. Fenerbahçe kadrosuna nasıl benzeyebilir? Bugün de Fener'in maçı da var. İnanılmaz gerçekten. Ve Willian Jose'yi burada arkadaşlar, adam etkinlik geldiği gibi galiba alıp satmış. Tam 20 milyon kasmış. Bununla ilgili detay yazmış mı bu arada? Jose'yi 15K cevheri alıp sattım. Nasıl sence? Bence gayet iyi. 15K cevheri hem hızlı bir şekilde oyuncağı mısın? Hem 20 milyon coins kasmışsın ki 1000 cevhere 1 milyon coins geliyor bu. Bence gayet 1000 cevhere 1 milyon coins gayet yerinde. Ve 15K cevheri de 3 ayda biriktirebilirsin. 3 ayda da 20 milyon coins gerçekten bence bayağı iyi. Ve sadece cevher yani. Başka bir sürü şeyim var. 20 milyon artı 30, yani 26 milyon olmuş. Hani bu sayede sen 20 bin cevhere Mane'yi almış oluyorsun. 99 rating oyuncu alıyorsun 20 bin cevhere. Ve daha da fazla oyuncu alabiliyorsun. Yani 15 bin cevhere hatta. Gerçekten çok mantıklı kullanmışsın. Bravo. Bu taktikle böyle değerlendirmene bayıldım. Gerçekten helal olsun kardeşim. Hemen devam edelim gizemli oyuncularımıza. Burada bir tane Şampiyonlar Ligi paketinden Roberto Firmino çıkarmış. Yüzgen. Bu hangi paket, yazmış mı? Firmino 3. paketten çıkmış. Abi bir dakika, 3. paket hangi paket oluyor? Adam Firmino'yu 2500 cevherlik paketten çıkarmış. Yani şaka mı bu abi? Az önce adam 15.000 cevhere 18 milyon kastı diye 99'luk oyuncuyu çok kolay alabilecek duruma geldi diye seviniyorduk. Adam 3750 cevhere yüzgen Firmino çıkarmış. Valla kardeşim senin şansını istiyorum. Adam baya yani yüzgen Firmino çıkartıp yani adam 3750 cevhere kadro kurmuş. Helal olsun yani. İstediğin adamı al kardeşim. Sen sol kanat 99 Mane falan da geliyormuş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Görüşmek üzere. Hiç diziliş öneri falan veremeyeceğim şu an ama bayağı beğendim. Böyle devam et. Mesut Özil'i falan al zaten. Oyuncularına göre teke teki kendin düzenle zaten. 5'li defansı bir teke tek ayarlayabilirsin. Genel olarak bayağı beğendim. Helal olsun. Şansına da bravo yani. Şansını tebrik ediyorum senin. Adam yüzgen Firmino'yu 2500 cevherlik paketten çıkarmış. Oha abi. 123.400 coins'i Abubakar satmış. Kadro paket yani, bu kadro kurma görevleri geldiği zaman inanılmaz şey. Abu'yu bu fiyata sattım. 12 milyon videoya like. 4K like, bir de öneri alabilir miyim demiş. Evet, gerçekten bayağı güzel coins kasılmış. Bakalım daha ne gizemli olaylar göreceğiz arkadaşlar. Abi bu şaka mı? Oğlum tek bir 74'lük oyuncudan 300.000 coins. Envogo sen kimsin? İsviçreli ve Hollanda liginden PSV Eindhoven'da ve 74'lük kaleci. Bütün bu özelliklere sahipsen 74 rating bile olsa 300.000 ediyorsun. Herhalde etkinlik geldiği anda falan koymuş. Vallahi hayırlı olsun kardeşim. Yemin ederim 12 milyon da coins'i var. Çok güzel coins kasmışsın Mahmut Seva. Bravo gerçekten. Bugün bu kadar coins kasma göreceğimizi tahmin etmiyordum. Bu arada arkadaşlar kadroların tamamını görmediniz. Bu arada yine atmış aynısını. Kadroların tamamını görmediniz ama inanılmaz kadrolar var. 75.000 coins'i adam Harwood Bell satmış. Adam 75.000 coins'e bronz oyuncu satmış abi. Gerçekten inanılmaz. Karolarda inanılmaz gelişmiş. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teknik öneri veremedim ama inanılmaz gelişmeler var karolarda. Gerçekten herkese de bu arada çok teşekkür ediyorum. 74'lük oyuncuyu 93.000'e satmış ve arkadaşlar burada da 190.000'e satan. Bunlar doğal ama. Bu doğal. Bu normalde de olabiliyor. Ama yine de güzel kasmışsın kardeşim. Hayırlı olsun. Ve bronz oyuncular 4.000'e. 44.000'e giden bronz var. Oha abi. Marone'ye baksanıza 44.000'e gitmiş. İnanılmaz ya. Millet coins yağmuruna tutulmuş. Paketten 500.000 coins çıkmış. Gerçekten güzel abi. 74'lük oyuncu 181.000. Kadro kurma görevlileri geldiği anda abi millet zengin olmuş. Silesen 320.000'e satmış. Bu arada satılabilir gerçekten. Başka neler var burada? Of, bunda hiçbir şey yok. 34.000'e satmış 70'lik. Satılır kardeşim. O olur. Bak neler neler gördük. Burada bazı kartlar görüyoruz özel. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bu arada oyunumuza kadro kurma görevine artık elit oyuncu çıkarma olayı eklendi. Ve Bulut Reis buradan 89'luk Neymar çıkarmış. 80 artı paket garanti.
Vallahi helal olsun. Hatta galiba 85 artı garanti bu paket. Vallahi gerçekten iyi çıkarmışsın. Bayağı helal olsun ya. Gerçekten mükemmel. Jovic iyi satmış mıyım? Vallahi abi ben 4 milyon 250 bine Jovic satmışsın. Tabii ki iyi satmışsın ya. Ben ne kadara sat? Ben şu anda ben 3'e mi koydum? 2'ye mi ne koymuştum? 1.5'a da olabilir. Hala satılmadı ve satmaya da çalışmıyorum artık. O kadar fiyatı düştü ki yani. Gerçekten inanılmaz. Abi Barcelona'lı Mingueza'yı adam 140 bin coin'e satmış. 500 bin coin'e 78'lik oyuncu satmış. Bu oyuncu nasıl 500 bin abi? Ben bu etkinliğin oyuncuların hepsini kadro kurma görevlerine basıyorum direkt. 75'lik oyuncu 106 bine satmış. 198 bin 66'lıkla satmış abi. Millet nasıl coin kasmış? Pazar çökmüş. Millet zengin olmuş abi. 92'lik Ensame'yi bile 6.6 milyona satan var ya. Abi yemin ediyorum bu kadro kurma görevleri geldiği zaman pazar çöktü. Herkes zengin olmuş. Yani gerçekten videoda başlık buldum ama harbiden o pazar bug'ını iyi değerlendiren herkes helal olsun. Gerçekten bayağı iyi değerlendirmişler. O zaman burada muazzam kadromuzla videomuzun sonuna gelelim ama benim bu kadrodan daha çok sevdiğim bir kadro varsa o da bu kadrodur arkadaşlar gerçekten. Hatta daha da çok sevdiğim varsa bu kadrodur. O zaman bugün arkadaşlar Fenerbahçe maçından sonra bir süper güç videosu çekeceğiz. Bakalım nasıl bir süper güç videosu olacak. Hep beraber göreceğiz. Eğer bugün Fenerbahçe maçı kazanırsa bu arada Süper Lig'de bayağı güzel olacak. Fenerbahçe maçından sonra Nimo TV'de canlı yayındayız ve süper güç videosu çekeceğiz canlı yayında. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Fenerbahçe maçı kazanırsa da liderlik yarışında inanılmaz bir kızışma olmaya başlayacak yavaş yavaş. Bayağı inanılmaz olacak. Bakalım neler olacak. En son 5 tane Galatasaraylı vardı. Onları birazcık artık düşüreceğiz yani. Abartmayalım. 5 Galatasaraylı, 2 Fenerli, 3 Beşiktaşlı. Biraz şey oluyor. Kıyası az oluyor. Artık yeni yeni farklı oyuncular da gelebilir arkadaşlar. Zaten çok iyi bir oyuncu gelecek. Onu da biliyorsunuz. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.